Çocuklar, merhabalar. Bugün sizlerle fen bilimleri dersinden basit elektrik devrelerini öğreneceğiz. Sayfa 95'te bu bilgiler zaten mevcut. Hemen bakalım. Bir saniye. Sayfa 95'i hemen. Şimdi, günün bizim hayatımızda kullandığımız bazı elektrikli ev eşyaları var çocuklar. Bu elektrikli ev eşyaları hangi alanlarda kullanılır? Hemen bakalım. Aydınlatma, haberleşme, ısıtma, temizlik, ulaşım gibi alanlarda kullanılıyor. Ve bu ev aletleri bizim elektrikli araçlar, yani bizim işlerimizi ve günlük hayatımızı kolaylaştırıyor. Mesela ütü, evlerimizde, her evde var. Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürüp eşyalarımızın buruşuk olmamasını, düzgün olmasını sağlıyor. Televizyon da elektrik enerjisini ses ve ışık enerjisine dönüşerek görüntünün gelmesini sağlıyor. Şimdi elektrik santrallerinde elektrik enerjisi üretimi gerçekleştiriliyor. Ne demiş? Kömür, petrol, doğalgaz ve su elektrik üretiminde kullanılan doğal kaynaklar. Peki doğal kaynaklar sizce sınırlı mıdır, sınırsız mıdır? Bir düşünelim. Tabii ki de sınırlıdır her kaynak gibi. Bu yüzden israf etmemeliyiz çocuklar. Şehir cereyanı, evimizde kullandığımız bütün eşyalar şehir cereyanından gelir. Elektrik enerjisiyle çalışır. Peki elektrik santrallerinde ya da barajlarda üretilen şehir cereyanı nasıl yerleşim yerlerine gelir? Elektrik hatlarıyla barajlarda üretiliyor ve elektrik hatlarıyla birlikte evlerimize, hatta sokaklarımıza bile elektrik gelmiş oluyor. Pil neydi? Pil, daha önce de öğrenmiştik, pil, akü gibi, radyo, saat gibi düşük elektrik enerjisi isteyen araçlarda kullanılıyor. Hatta cep telefonu, telsiz gibi araçlarda da birden fazla pilin bir araya gelmesiyle oluşan bataryalar. Bataryalar pillerin birden fazla halidir aslında. Birden fazla pil bir araya geliyor, bataryayı oluşturuyor. Evet, sonraki sayfaya geçiyoruz. Bir de akü var. Akü de pillere göre çok daha güçlü enerji kaynaklarıdır çocuklar. Örneğin otomobillerde, uçaklarda, gemilerde kullanılır. Şimdi bazı araçlar farklı enerji kaynaklarıyla çalışıyor. Çünkü bu piller farklı büyüklük ya da farklı enerjide olabiliyor. Her araç aynı güçte, aynı pille, aynı aküyle çalışmayabilir. Şimdi hemen şurayı yakınlaştıralım. Sizler de takip edin lütfen. Işık enerjisini elektrik enerjisine dönüşen güneş pilleri var. Onlar hesap makinelerinde, kol saatlerinde kullanılıyor. Bazı enerji kaynakları çevreyi kirletiyor. Bu nedenle bilim adamları hem ucuz hem kolay elde edilen rüzgar santrallerine öneriyorlar. Mesela hemen okuyalım. Rüzgar santralleri rüzgarın pervaneye çarparak pervaneyi döndürmesiyle elektrik üretmesidir. Güneş panelleri hemen burada var. Güneş panelleri ise güneşten gelen enerjiyi hemen elektrik enerjisine çeviriyor. Bu sayede konutlarda ısınma ve aydınlatmada kullanılabiliyor. Rüzgar türbini, işte dediğim gibi rüzgarla birlikte dönmeye başlıyor ve elektrik enerjisi üretiliyor. Burada da güneş paneli var. Hemen sonraki sayfadayız. Nasıl elektrik kaynağına sahip, onu soruyor bana. Hemen bakalım bilgisayar. Şimdi bilgisayarın pili, şehir cereyanı, aküsü. Bilgisayarın pili var değil mi? Yani bataryası. Hemen pil olarak işaretleyelim. Şöyle çarpı yapalım. El fenerinin onun da pili var. Tabii bilgisayarların şu kısmına dikkat edeceğiz. Eğer ki bilgisayarın pilini şarj etmek istiyorsam o pilin şarj etme kısmı tabii ki şehir cereyanından yararlanıyorum. Çünkü pilize takıyorum. El fenerinde öyle bir şey yok. Pilli el fenerleri var. Onlar zaten direkt pille çalışıyor. Oyuncak arabalar da aynı şekilde. Bazıları küçük olanlar pilli, aküyle çalışanlar da mevcut. Cep telefonlarımız batarya diye bir şey koymadığı için yine pili işaretliyorum. Duvar saatimizde yine pil. Otomobillerinde aküsü vardır çocuklar. Hatta akü biter, yine akü alınır. Bunlarla ilgili Daha önce derste anlatmıştık. Hemen bakıyoruz. Doğru ve yanlışlara. Evet. Birkaç tanesini yapacağım. Diğerlerini evde de yapmanızı istiyoruz çocuklar. Şehir cereyanı elektrik santrallerinde üretilir. Evet, az önce söyledik. Şehir cereyanı elektrik santrallerinde üretiliyor çocuklar. Doğru. Küçük araçların çalıştırılmasında piller kullanılır. Küçük ev aleti eğer varsa evet piller de kullanılır. Fakat mesela küçük ev aletleri var. Robot, işte annelerimizin kullandığı mikserler var. Bunlar hep şehir cereyanına bağlı olarak çalışır çocuklar. Şimdi bu sayfayı sizin evde yapmanızı istiyoruz. Hemen elektriğin yol açabileceği tehlikelere bir göz atalım. Şimdi pek çok yerde kullandığımız elektrik enerjisi dikkatli kullanılmazsa tehlikelere yol açabilir çocuklar. Nasıl açar? Elektrik enerjisinin dikkatsiz kullanımı sonucu vücudumuzda bir çarpıntı oluyor. Yani elektrik çarpması. Hatta bazı insanları bunun yüzünden hastanelere de kaldırıyorlar çok şiddetli olduğunda. Hani böyle elimize de elektrik çarptı falan yapıyoruz da onun gibi değil. Onun çok daha şiddetlileri oluyor. Elektrik çarpması elektriğin en önemli tehlikesi. Vücutta ciddi hasarlara, yaralara ve hatta ölümlere sebep olabiliyor çocuklar. Peki nasıl korunacağız? Bakalım ne yapacağız? Sağlam ve kapaklı prizler kullanılacak. Fişin etrafındaki koruyucu kılıflar yıpratılmayacak. Yıpranmışsa kullanılmayacak. Çoklu prizlere az sayıda fiş takılmalı. Islak elle eğer ki elektrik düğmelerine dokunursak tabii ki de elektrik çarpma olasılığı çok yüksek. Islak elle prizlere, elektrikli aletlere çok fazla dokunmayacağız çocuklar. Pamuk, kağıt gibi maddeler prizin yanlarına konmamalı. İçine sivri cisimlerle de asla müdahale etmiyoruz. Kopmuş elektrik tellerine dokunulmamalı. Bir de elektrikle çalışan araçları kendimiz tamir etmeye çalışmıyoruz. Uzman bir kişi çağırıyoruz. Elektrik konusunda uzman kişi bunu bizden daha iyi bilip daha iyi tamir edebilir. Hemen pillerle tanışalım. Piller düşük enerjili kaynaklar. Mesela kumanda. Bir kumandanın mı enerjisi daha yüksektir yoksa bir arabanın mı? Arabada akü var ve çalışma hızına, gücüne, motoruna bakın ama bir de bir basit kumandaya bakın. Tabii ki de pilin kullanıldığı eşyalar daha düşük enerji gösteriyor. Pillerde artı ve eksi olmak üzere iki kutup var çocuklar. Piller pil yuvalarına ayrı işaretler karşılıklı gelecek şekilde yerleştirilecek. Pili düz olan altı aynı burası. Hemen çizelim. Şu kısım. Şurası eksi. Üst yüzeyi ise artı kutbu. Pilin değeri 2 volt, 9 volt olarak üzerinde belirtilir. Araçlarda uygun büyüklükte pil kullanılmalıdır. Bazı aletlerin pil yuvaları daha geniştir. Onlarda daha büyük pil kullanılır. Bazılarınki daha küçük ince kalem pillerden kullanılır. Aksi takdirde çünkü araç zarar görebilir, çalışmaz hale gelebilir çocuklar. Şimdi birkaç pilin bir araya gelmesiyle batarya oluşur demiştik. Bataryalar da kutuplar aynı yüzeyde yer alıyor. Şimdi pilleri çevreye atmamamız gerektiğini zaten sizler çok önceden geri dönüşüm ünitesinde de öğrendiniz. Pillerle ilgili geri dönüşüm kutularına atacağız çocuklar. Tabii ki bunların daha fazla yaygınlaştırılması gerekiyor. Evet, şimdi bu sayfayı da aynı şekilde evde yapmanızı rica ediyoruz. Doğru yanlışlar ve pillerin bağlanışları var. Şimdi basit elektrik devreleri. Nasıl oluyor? Hemen bakalım. Elektrik kaynağına başlayıp yine kaynakta biten, aynı buradaki gibi kaynakta başlıyor ve kaynakta bitiyor çocuklar. Biz bu kesintisiz yola devre diyoruz. Peki bu devrelerde neler bulunuyor? Hemen devrenin elemanlarına bir bakalım. Pil olmadan basit elektrik devresi olmaz. Onu bir bağlamamız gerekiyor. Pil olacak, pilin yatağı şurası, şu kısmı. Ampul olacak, duyu olacak ampulün altında. Kablo, anahtar. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bakalım. Pil devrenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılıyor. Az önce söylediğim gibi. Pillerde artı ve eksi kutuplar var. 2 tane kutubumuz var. Pil yatağı pilin yerleştirildiği yer çocuklar. Şu alt kısım. Ampul zaten elektrik enerjisini alıp ısı ve ışık enerjisine çeviriyor. Buradan aldığı elektriği ampul ısı ve ışık enerjisine çeviriyor çocuklar. Du ise ampulün yerleştirildiği yer, ampul duya tam olarak yerleştirilmeli. Evlerimizin aynı şekilde lambaları takarken duya tam olarak yerleştirilmezse ışık vermez. Ampul pil ile uyumlu olmalıdır. Şimdi ampul pil ile uyumlu olmalı. Yani bunun güçleri birbirine yakın olmalı. Yoksa birbirini çalıştırmayabilir çocuklar. Evet, anahtar devredeki elektriği kontrol ediyor. Açık mı kapalı mı? Açıkken şu şekilde açıkken devre çalışmaz çocuklar. Eğer ki kapalıysa devremiz çalışacaktır. Anahtar sayesinde elektriği kontrollü ve güvenli kullanıyoruz. Açık olmaması zaten tehlikeli bir durum olduğunu gösteriyor ve bu yüzden devre çalışmıyor. Kablo devre elemanlarını birbirine bağlıyor çocuklar. Bakın duyu, anahtarı, pili hepsini birbirine bağlıyor. Eğer kabloda bir kopukluk varsa elektriğin iletimi sona erer. Yani iletkenlik olmayacaktır. Kablo mutlaka kopuk olmayacak ve düzgün bir şekilde elektriği iletebilmesi için pilli, ampulün birbirine uyumlu olması gerekecek çocuklar. Hemen bakalım sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi devreye elektrik enerjisi sağlar? Hemen bakıyorum. Pil, ampul, anahtar, kablo. Şimdi ben eğer ki elektrik enerjimi sağlamak istiyorsam bir güçten yararlanmalıyım ve o güç pil olacaktır. Yani cevabım A şıkkı. Yine burada bir bulmacamız var. Burada da az önce anahtarın açık olması, kapalı olması, kablonun durumuna göre buraları da cevaplamanız gerekecek çocuklar. Mutlaka burada işlediğimiz videodaki bilgileri, ödevleri biz söylemeden yapın ve videolar karşısında tekrar edin. Sizden bunları rica ediyoruz. Yine burada da aynı şekilde zevkli bir kelimeleri harfleri karışık olarak vermiş, onları yazmanız gerekecek. Burada da aynı şekilde aki olanları, şeye cereyan olanları bulmanız gerekecek çocuklar. Burada da yine anahtar kapalı olursa, kablo kopuk olursa, lamba ne olur? Bunlar da aynı şekilde. Hemen hatta yapalım birkaç tane. Kablo kopuk olursa lamba çalışır mı, yanar mı? Hayır, kablonun kopuk olmaması gerekiyor lambanın yanması için. Anahtar kapalı olursa lamba yanardı. Neden? Çünkü anahtar açık olduğunda bir tehlike var demektir ve o zaman yanmayacaktır. Bunları bu şekilde yapmanızı rica ediyoruz. Yine test sorularımız var. Test sorularımızı da aynı şekilde yapmanızı rica ediyorum sizden. Mesela bakalım şöyle ikinci soruya. Aşağıdaki elektrik devrelerinden hangisindeki ampul ışık vermez? Hemen inceliyorum. B şıkkında, A şıkkı, C şıkkı, D şıkkı. Şimdi A şıkkını inceleyelim. Bunda bir anahtar yok. B şıkkında anahtarım var ama azıcık açık gibi. D şıkkında da anahtarım yok. C şıkkında da anahtarım 2 tane. Şimdi anahtarım hiçbir zaman açık olmamalıydı çocuklar. Bunu söylemiştim size. Bakın burada azıcık açık. Anahtar açıksa tehlike var demektir. Bu yüzden anahtar kapalı olmalıydı. Cevap Bursa olacak. Hemen bakalım. Burada da aynı şekilde sizlere test soruları verilmiş. Bunları da çözmenizi istiyoruz. Yine aynı şekilde ampullerin bağlanışı, pilin yönü aynı dediğim gibi farklı kutuplar gelecek şekilde ayarlanacak. Bunları göz önünde bulundurarak bakın buradaki testleri bitiriyorsunuz çocuklar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.